Arkadaşlarım. Ne vereyim? Al, bunu mu vereyim? Alo. Bunu mu istiyorsun aşkım? Al. Seni yerim. Vereceğim ama birazcık ısınsın, tamam mı aşkım? Dolaptan çıkardım. Arkadaşlarım, bugün yeni bir gün. Sanıyorum ki bugün hiç video başlatmadım. Bugün dışarıdaydık çünkü sabah dişçiye gittik. Hakan'ın dişle ilgili problemleri var. Onları yaptırıyoruz her gittiğimizde. Genellikle ben de daha önce vardı, bir kere yaptırmıştım. Bir daha da olmadı başka, çok şükür. Hakan'ın dediğim gibi daha bayağı bir işlemleri var. Onları yaptırıyoruz sürekli. Eve geldim. Ondan sonrasında da kışlık alışverişi yaptık arkadaşlar. Yani kışlık alışverişi dedim. Şu anda sadece bezelye aldık. Çünkü bezelye şu an zamanıymış sanıyorum ki, öyle dediler. 10 kilo bezelye aldım. Bu akşam ayıklamam lazım ki çürümesin. Şöyle sizlere de göstereyim. Şurada bezelyeler var, 10 kilo dediğim gibi. Burada maydanozla roka aldım. Burada kiraz var, kiraz aldım. Muz aldım. Ve domatesle salatam az kalmıştı. Domatesle salata aldım. Şurada da arkadaşlar mandallarım aşağı düştü ya da kırıldı. Az kaldı bayağı bir. Mandal aldım. Şöyle pazarda 15 TL'ydi, bayağı uygundu. Ben de aldım. Aslında ben beyaz ve kırmızı kullanıyorum sadece ama olsun, çok da önemli değil yani, mandal sonuçta. Yani bunun da rengine bakmayayım artık yani Melike. Lütfen. Bunları da, yani bu kadar bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Bezelyenin kilosu 15 liraydı. 10 kilo aldım ben dediğim gibi. Diğer şeyler işte maydanozla roka, biri 5 biri 7,5'tu. Kiraz 25 liraydı. Domatesin kilosu kaçtı ya? 15 miydi acaba? Bunu tam hatırlayamadım arkadaşlar. Muzun kilosu 25'ti. Salatalıklarım da 15'ti. Bu şekilde küçük bir aslında kışlık alışverişi oldu. Bir de ihtiyaç diyebiliriz. Sabah arkadaşlar evden yani hızlı çıktık. Hakan'ın çünkü işe gitmesi gerekiyordu. Evi böyle bıraktım. Sonrasında da pazara gittik. O yüzden maalesef ki evi toplayamadım. Burayın toplanması gerekiyor ya. Valla yani sanki sürekli sadece benim evim böyleymiş gibi geliyor ya. Ben bir türlü evi toplu göremeyecek miyim arkadaş ya? Ya toplu kalsın istiyorum gerçekten. Ya çok yoruluyorum, hem istemiyorum yani, içimden gelmiyor artık toplamak. Çünkü sürekli aynı işler. Her gün aynı şey. Şimdi toplasam gece Hakan gelince yemek yiyor. Burası yine darmadağın oluyor. Yarın yine böyle. Ben vallahi artık isyan edeceğim ya gerçekten. Neyse, yapacak bir şey yok. İsyan da etmeyelim yine bugünümüze de şükür. Yaparız, mecbur yapacağız zaten. Yaparız, biraz sonra burayı temizleriz. Öyle bir toparlarız. Şimdi yemeğim vardı zaten. Dünden yemeğim vardı. Onu ısıtacağım, yiyeceğim. Başka da bir şey yapmayacağım. Ekstra bir yemek de yapmayacağım. Gerek yok. Akşamları çok ağır yemiyorum artık. Daha iyi oluyor böyle. Göbeğimin tamamen gitmesi gerekiyor. Birazcık şiş gerçekten. İnşallah gider diyelim. Şimdi şurayı bir toparlayayım arkadaşlar. Şunlar bir toparlansın arkadaşlar. En azından kurular ortadan kalksın. Sonrasında şu kısmı yine toparlamaya geçeyim. Tabii yemek yedikten sonra. Ocağımın hali de yine harap. Çünkü Hakan yağlı bir şey istiyor. Yani ya patates kızartması istiyor ya da manca, bizim deyimimizde yapıyorum. O yüzden yağlar böyle her yere sıçrıyor. Neyse, sorun değil. Domolla hemen onu da pış pış temizleriz 5 dakikada. Böyle yani arkadaşlar. Ben şimdi bir yemek yiyip geliyorum. Yemek ısınana kadar şurada en azından makine koyacaklarımı bir koyayım. Bana da hafiflesin oradaki bulaşıklar. O kadar şikayet ettim arkadaşlar ama toplandı. Gördüğünüz gibi şöyle. Şu anda tezgahım toplu. Sadece ocağı temizlemedim. Ocağı temizleyeceğim. Bu arada yeni tuzluklarımı da koydum. Şöyle. A101'den aldıklarımı buraya koydum. Diğerlerini de çıkardım. Onları da yıkayacağım. Şurada. Şuraya koydum. Hemen yıkayacağım onları da. Zaten bu yemek takımının olanları daha yeni koymuştum. Onları hemen durulayacağım. Sonra kuruluyunca da yerlerine koyacağım. Sadece tencerem kaldı, yıkamadık. Onu da yıkayacağım. Biraz sonra bir de çamaşırlarımı topladım arkadaşlar. En son şunları da bir yerleştireceğim dolaba. Zaten bezelyeleri ayıklamam lazım ondan sonrasında da. Şuraları falan da yağ çözdü. Bir güzel temizledim. Sildim Asperox'tan. Parladı valla. Rafı da temizledim hemen. Çünkü o da karabiber falan dökülmüştü. İyi oldu. Böyle hemen hızlı bir temizlik oldu. Ben şimdi yemek yiyeyim arkadaşlar. Sizinle de daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben yemeğimi yedim. Mutfağımda çok güzel bir şekilde topladım. Şöyle bezelyelerimi yanıma aldım tabii ki. Tanelerini koyacağım. Kocaman bir tane de saklama kabı aldım. Burada da dışarıyı izliyorum şu an. Pek taşı. Şimdi onları doğrayacağım. İşte çöplerini şu poşeti boşaltırım muhtemelen. Çöplerini tekrar poşetin içine atarım. Daha iyi olur. Bu da geldi buraya. Yattı. Hocam aşkım, orayı sen yat diye mi koydun? He?
Yeni bir şey görmesin. Hemen yeni yere serdim ya, hemen yatıyor. Oğlum. Bir tanem. Can param benim. Ne yapıyorsun annem? Seni yerim. Şimdi ben başlayayım arkadaşlar yavaş yavaş. Çünkü 10 kilo. Maalesef biraz uzun sürer diye düşünüyorum. Biraz sonra görüşürüz. Arkadaşlarım size en son bezelyelerimi ayıklarken bırakmıştım. Şöyle poşetlere ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Ama şu anda çok güzel bir yerim yok dolapta. Bunları şu an öylesine koydum. Yukarıda annemin buzluğu var. Benimkini şu an kullanamadığımız için. Yukarıda annemin buzluğunu götüreceğim. Şimdi böyle bozulmasınlar, donsunlar diye koydum. Şurada da bir tane var. Onu da maalesef böyle koydum. Zaten buzluğum da şu an aşırı kalabalık ve dağınık. 6 paket çıktı. Yarım... Yani 5 kilodan şu anda 10 kilosunu da yapacağım. Onu da yarın devam edeceğim. Ama şu an çok uykum geldi gerçekten. Yatmak istiyorum. Gidip yatacağım. Şimdi yatıyordum hatta, size göstereyim dedim unutmadan. Son bir 5 kilom daha var demin de söylediğim gibi. Onları da poşetlerken artık sizlerle birlikte yaparım. Çünkü bugün çok geç başladım. Yarın evdeyim. İnşallah bakalım. Bir aksilik çıkmazsa daha erken saatlerde halletmeye çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlarım hello. Bugün yeni bir gün. Ben biraz önce markete gittim. Yani BİM'e daha doğrusu. Şöyle bir tane burçak kakaolu kremalı bisküviler var. Bu şu bisküvi. Bilen biliyor. Ben tadına bayılıyorum. Çok seviyorum. Bir de şöyle davet sofralarında kullanmak için afiyet olsun yazılı peçete aldım. Ters dışarı tutayım. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Böyle çok desenli mesenli değil. Sadece afiyet olsun yazıyor. Misafir geldiğinde falan kullanırım diye düşündüm. Bilin bakalım yine kimin mutfağı dağınık? Tabii ki de benim. Şimdi mutfağı toplayacağım arkadaşlar. Her gün aynı tatava gerçekten ya. Sıkıldım artık. Şuradaki şişeleri de dolduracağım. Biliyorsunuz burada çok fazla su gidiyor. Onları da vallahi bir yere sıkıştıracağım. Hani beni izleyen arkadaşlar eğer görürseniz orada burada şişeleri var falan filan derseniz şimdiden söyleyeyim çok sular gidiyor arkadaşlar. Buna mecburum. Kilere bir şeyleri koymayı akıl edemediğimi düşünen arkadaşlar da kileri şu anda düzenli olmadığı için çok fazla bir yer yok. Oraya raf yaptığımızda düzelttiğimizde daha güzel olacak ve daha çok bir sürü şey koyabileceğiz düzenli olarak. Şu an sığabilen şeyleri koyuyorum. Sığamayan zaten olduğu yerde duruyor. Böyle küçücük bir açıklama da yapmış olayım. Ben şimdi hemen şuraya bir toplayayım geleyim.
arkadaşlar, size bugünkü menümü göstereyim. Çorbam terbiyeli, en sevdiğim yoğurtlu terbiyeli çorba. Hakan yok işte, o yüzden ben de kendi sevdiğim şeyleri yaptım. Hakan çok bu karnıyarığı sevmiyor, yani karnıyarık sevmiyor direkt. Yine Hakan gececiyken, yani işteyken dedim ki ben kendime karnıyarımı yapayım, yiyeyim. Farklı olarak üstüne kaşar koydum ilk defa. Nasıl oldu merak ediyorum. Airfryer'da yaptım bu arada. Yağda pişirmedim, daha sağlıklı olsun istedim. Çorbam da kaynadı. Ondan da yemeğimden de koyacağım şimdi. Hakan da bu çorbayı çok seviyor. Belki gece geldiğinde aç oluyor. Belki görürse inşallah yer. Genelde ben söylemeden görmüyor. Suyunu biraz fazla koydum. Çünkü tavuk suyu koyacaktım. Unuttum. Normal su koydum. Sonradan tavuk suyu aklıma geldi. Biraz da tavuk suyu ekleyince bayağı bir sulu oldu. Ama önemli değil. Yani çok da sıkıntı değil. Çorbam da hazır oldu. Gördüğünüz gibi zaten kaynıyor. Şimdi ben yemeğime geçeyim. Son olarak şu ocağı gerçekten artık temizlemem gerekiyor. Buradan her şeyi kaldırıp son olarak bu ocağı bir temizleyeceğim arkadaşlar. Sonra da bu video ne kadar uzun oldu, nerede başladım, nerede bitti, neler yaptım vallahi hiç hatırlamıyorum. Artık videoyu da kaparım diye düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Evet, rahatlama seansına hoş geldiniz efendim. Günün son aktivitesini sizlerle birlikte yapıyorum. Domol'un tabii ki şu fırın ve ızgara temizliği için olan spreyini kullanıyorum. Gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim yakından. Şimdi biraz önce yemek yaptığım için oldukça kirli zaten ocak. Ve sabah kahvaltıdan sonra da temizlemedim. Temizleyecektim ama zamanım, fırsatım olmadı. Bakın arkadaşlar şu köpükleri falan görüyor musunuz? Kirler kendi kendine çıkıyor. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Asparax falan hikayeymiş. Bunu alın aldırın. Eğer daha önce kullanmayan, bilmeyen varsa ben buradan da söylemiş olayım. Sadece bir 3-5 dakika beklemeniz yeterli. Ama benim dediğim gibi çok fazla kalıntı kir şu anda ocağımda yok. Sadece yemek yaparken dökülen şeyler var. Çok fazla beklememe gerek yok. Zaten hepsi bakın çıkmış. Şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Elimde mürekkep olmuş demin. Şey, bozuk hazırlığında şeylere yazdım da paketlere. Şimdi bu şekilde hepsini bir güzel temizliyorum. Hatta şuraya bakın arkadaşlar. Şurada bir tane şöyle yanmış bir kısım var. Normalde ben bunları cif ve telle telliyorum. Tabi bunun üstüne sıkmadım şimdi ama kendi kendine şöyle beklesin bir birkaç dakika. Kendi kendine onlar bile çıkıyor. İnanamadım gerçekten. Şipşak bir temizlik oluyor. Bayıldım yani bu ürüne. Normalde uzun süreler, yani fırın temizliği uzun sürüyor aslında. Çünkü üst üste birkaç kere temizlemek gerekiyor. Yağlandığı için, oldukça yağlı olduğu için yemek yapılıyor sonuçta. Ama bununla ocağınız yeni gibi oluyor. Şimdi ben buraları hızlandırayım arkadaşlar. Çok fazla da uzatmayayım. Siz de izleyin.
Evet arkadaşlarım, bir rahatlama seansının daha sonuna geldik. Hocam da parladı. Yani parladı dediğim arkadaşlarım, şöyle bakın. Yani bu çizgiler var çünkü bu çizgiler bezden dolayı. Mikrofiber bezle üzerinden geçmedim. Geçseydim parlardı ama her zaman söylüyorum, benim için temiz olması önemli. Yani şu anda yağ hiçbir şey kalmadı üzerinde, tertemiz. Üzerinden bir parlatma spreyi ve mikrofiber bezle silersem zaten parlayacak. İlla da her gün benim göreceğim ve yarın sabahtan yine yemek yapacağım için parlatma ihtiyacı duymuyorum açıkçası. Temiz olsun yeter. Böyle gayet temiz oldu. Artık üzerinde herhangi bir yağ kalmadığı için ben de mutluyum. Artık kapanışıma da geçiyorum. Bu arada bulaşıkları vesaire de her şeyimi toparladım, temizledim ve artık dinlenme kısmına geçiyorum. Yemek yap, temizlik yap, kışlık hazırlığı yap falan filan derken yine çok yoruldum bugün de. Sizinle de artık daha sonra yarın falan tekrardan bir video başlatırım diye düşünüyorum. Çünkü temizlik yapmam lazım. Cam silme, oda oda gidiyorum biliyorsunuz ben temizlikte, büyük temizliklerde. Yine o büyük ve derinlemesine bir temizlik ihtiyacı var evde. Yaz gelmeden onun da yapılması gerekiyor. Belki ona yarın başlarım. Bakacağız artık. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.